Merhaba Çilek. Merhaba Çilek. Geldim, geldim. Aa, Çilek, ben gelene kadar sen mi açtın kapıyı? Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Yüzünüzden düşen bin parça hayırdır? Kavga ettik de ondan, küsüz. Aa, iki kardeş arasında küslük olur muymuş, ne oldu gene? Abimlerin sınıfına yeni bir çocuk geldi. Çok yakışıklı, benimle de ilgileniyor. Bak sen, Ama abim onu, yani Berkcan'ı benden uzak tutuyor. Arkadaş eski okulunda derslerinden birazcık geri kalmış. Öğretmen de onu sen çalıştır dedi. Bu gece bize gelecek ama abim bana odandan çıkmayacaksın dedi. Nedenmiş o? Onlar odada çalışsın, sen de burada babanlarla televizyon seyret. Hayır, salonda çalışacağız. Yabancı bir erkeği kız kardeşimin yatak odasına sokamam. Orası senin de odan. Sorun da bu zaten. Ayrı ayrı odalarımız olmadığı için biz salonda çalışıyoruz. Saçmalıyor. Ne dersen de, birbirinizi görmeyeceksiniz o kadar. Kıskanç, Tuğçe geldiğinde ben öyle yapıyor muyum? Bu evde abi olan benim. Ben ne dersem o olur. Öyle mi? Öyle tabii, sen ne zannettin? Ha, bu arada sen de bu küçük yaşında birinden hoşlanırsan sana da böyle davranırım, haberin olsun. Gel Çilek. Vay 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 vay. Bizim ufaklığa bak sen. Sana inanamıyorum abi. Bu yaptığın hiç hoş değil. Sen ne dersen de ben de sizin yanınızda oturacağım. Oturmayacaksın. Sen onunla bakışırken ben orada ders çalıştıramam. Zaten çalıştıramazsın ki, kapısından yetmez. Konuşma. Seni babama söyleyeceğim. Söyleyemezsin. Birine aşık olduğunu bilmesini istemezsin herhalde. Daha aşık değilim. Yalancı. Bugün kızlar tuvaletinde arkadaşlarının anlattıklarını duydum. Ne işin vardı senin kızlar tuvaletinde? Hiç. Kız arkadaşının anlattı. Bütün okul biliyor. Bence beni şikayet edeceğine odanda uslu uslu oturup internete takılırsan senin için daha iyi olur. Hadi oradan lapacı. Güzel kızım, sen beni niye acil olarak çağırdın? Bak, bugün buraya bizim karşı komşumuz Suzan Hanım uğradı. E'si evliliğinde bazı problemler var ve maalesef bunlar bizimle ilgili. Aa, ne demek bizimle ilgili? Perihan teyze, Suzan Hanım'ın kocası Avni Bey senin, benim, annemin ve Eda'nın birer peri olduğunu biliyor. Ne? Ama bu... Felaket! Yok yok, korkma. Suzan Hanım ona inanmıyor. Kocasının artık delirmeye başladığını düşünüyor. Çok şükür. Hayır, bir fani bunu ispatlarsa işimiz biter Betüş. Evet, ama öyle bir tehlike yok. Yalnız Suzan Hanım sırf bu yüzden kocası Avni Bey'i boşamak istiyor. Adamcağız doğruyu söylüyor ama karısı ona inanmıyor. Tabii inanmayacak. Ya maalesef. Hayır, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ben periler heyetini toplayayım. Onlara durumu anlatayım. Akşama ne yapabileceğimizi gelir sana anlatayım. Ay, sağ ol Perihan teyze. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil hayatım. Bir şey değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.